Hadi bu kez de kısaca tip 2 diyabet tedavisiyle ilgili pratik bir yaklaşımdan söz edelim. İlk adım diyabet eğitimi. Bu diyabet tedavisinde çok önemli bir adım. Çünkü insanlar eğitim sayesinde hastalık ve muhtemel komplikasyonları hakkında bilgilenmiş oluyor ve hastalığın nasıl tedavi edildiğini öğreniyorlar. Bu programlar sayesinde beslenme ve egzersiz planları oluşturuluyor ve sağlıklı bir yaşam sürdürülebiliyor. Evet. Tip 2 diyabet tedavisinin ikinci adımı hastalığın teşhis esnasındaki şiddetine göre değişiyor. Hastalık hafif seviyedeyse, yani kişide diyabet semptomu veya diyabet komplikasyonu belirtisi yoksa, yalnızca hayat tarzında yapılan değişikliklerle işe başlanabilir. Fakat hastalık orta veya ağır seviyedeyse, yani kişide tip 2 diyabet semptomları veya komplikasyonları görülüyorsa, hayat tarzında değişiklik yapılmasının yanı sıra, tip 2 diyabette ilk aşamada verilen ilaçlardan olan metformin de alınmalı. Bu müdahalelere başlandıktan sonra doktor 1 ila 2 ay arasındaki bir sürede hastayı tekrar kontrolden geçirmeli. Hastanın hemoglobin A1C değerleri iyileşmiş ve diyabeti kontrol altına alınmışsa rutin takibe başlanabilir. Rutin takipte yılda en az 2 kere olmak üzere sağlık kontrolleri yapılması ve her yıl bir göz hastalıkları uzmanı tarafından göz muayenesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama hemoglobin A1C'de bir iyileşme olmamışsa ve diyabet kontrol altında değilse, ikinci aşama ilaçlardan biri verilmeye başlanmalıdır. İlacı türü kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle ilaç konusunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Yine kişinin 1 ila 2 aylık süre içinde muayene olması gerekmektedir. Bundan sonra süreç kendini tekrar eder. İşte bunun içindir ki dördüncü adım bir başka ikinci aşama ilacı eklemek olacaktır. Beşinci ve son aşama ise tip 2 diyabetli kişinin metformin ve 2 adet ikinci aşama ilacıyla bile durumunun kontrol altına alınamaması halinde gerçekleşir. İşte bu durumda tedaviye insülin eklenmelidir. İnsülin dozu kişinin kan şekeri seviyesi normale dönünceye kadar uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Tip 2 diyabet tedavisine bu şekilde pratik yaklaşarak sağlık personeli ve doktorlar her zaman olduğu gibi hastanın tip 2 diyabet komplikasyonları olmadan mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.